Şimdi bu hükümetler 20 yıldan beri ülkedeki kültürü, din anlayışını, kültür anlayışını değiştirme çabası içindeler. Bunun için çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Bu yeni bir şey değil aslında. Son hali budur. Ama burada büyük tepki vardır. Muhalefet vardır. Anadolu'da 100 yıllık cumhuriyetin tabii bazı altyapısı oluşmuştur. Yani laik, demokratik tam uygulanmasa bile bir kamuoyu vardır bu konuda. Bunun, bu projenin başarılı olacağına inanmıyorum. Başarısız olacaktır. Çünkü bunlar selefi, daha doğrusu bizim Taliban'la görüş ayrılığımız yoktur diyen bir yapıya sahipler. Ama bunda başarılı olamazlar. O treni kaçırdılar. 20 yılı geçmiş artık. Bunların iktidar süreleri de uzatmaları oynuyorlar. Eskisi kadar da iktidara hakim değiller. Çünkü bunlar da tek başlarına iktidara gelemiyorlar. Gelseler bile o siyasal İslam projelerini ilk yıllarda şansları daha fazlaydı. Ama şimdi böyle bir şansları yoktur. Beyhude çaba sarf ediyorlar. Bu proje tutmayacaktır. Ben buna inanıyorum. Dünyevi bir inanç ve dünyevi bir kültürdür Alevilik. Dedelere maaş verme olayı nasıl Sünnülüğü devletleştirmişlerse Aleviliği de devletleştirmek istiyorlar. Devletleşen bir şey din olarak kalamaz. Yani karayolları, hava yolları, işte İçişleri Bakanlığı gibi bir bakanlık haline dönüşür. Ve ünlü bir deyim vardır. Maaş veren emir de verir. Onun için kendine özgü özelliğini kaybeder. Devletleşmiş bir din, din değildir. İnanç da inanç değildir. Devletin bir kurumudur. Yanlıştır. Ve dedelerin birçoğu da bu maaş meselesini zaten reddediyorlar. O reddedenler bana göre doğru yoldadır.